Elifçe Emek El İşi kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sizinle bu suplamın yapılışını paylaşacağım. Ben bunu bardak altı olarak örüyorum. Ama siz istediğiniz boyutta örebilirsiniz. Başlayalım. Evet arkadaşlar, ben yine ön hazırlık olarak ortasını ördüm. Son sırayı da sık iğne olarak tamamladım. Siz istediğiniz boyutta örebilirsiniz. Yine son sırayı sık iğne yaparak tamamlayıp kenar örneğine geçebiliriz. Kaydırma yaparak yine bir üst sıraya geçtim ben. Buraya bir tane zincir çektim. Bir tane tığımıza dolayalım. Buraya bir tane trabzan yapalım. İki kere dolayalım. Hemen yanındaki trabzanın tepesine ikili trabzan. Üç tane dolayalım. Yine tekrar çıkalım aynı şekilde. Dört tane dolayalım. Beş tane. Üç, dört, beş. Yine 5 tane daha doluyorum. 2, 5. Yine önündeki trabzanın üzerine. Buraya 3 tane zincir çekelim. Şuranın üzerine dolduralım sık iğne ile. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yine son yaptığımız şuranın içine bir daha sık iğne yapalım buraya. Tekrar bir tane daha yapalım. Sık iğne yapmıştık, burayı sıkıştıralım. Bir tane tığımıza dolayıp bir önündeki trabzanın üzerine trabzanımızı yapalım. Şimdi 2 dolayalım yine. 3 dolayalım. 4 doluyoruz. 5 doluyoruz. 4, 5. Yine 5 doluyorum. 2, 3, 4, 5. Geri gelip tekrar gelerek tığımızın üzerine aldıklarımızı boşaltalım. 3 tane zincir çekelim. Yine buranın üzerine dolduralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine tekrar şu kısmı batalım tekrar. Sık iğneyle tutturalım burayı. Modelimiz şu şekilde olacak. Bütün kenarını dolanalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben suplamızın kenarını tamamladım. Şu şekilde tam birebir burası denk geldi. Bu imleğimizi azıcık alalım şu şekilde dışarıya. Şu arkadan şuradan batalım. Burayı öne alalım. Arkaya. Bu ipimizin ucunu da çekelim. İpimizin kesip arkada sıkıştıralım burayı. Suplamız şu şekilde oldu. Yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin. Kanalıma ücretsiz abone olarak destekte bulunabilirsiniz arkadaşlar.
Kolay gelsin hepinize.